Herkese merhabalar. Ben Mobidik Bugün sizlere aslında kanalda görmeye pek de alışık olmadığınız bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu tutorial yapmayacağız bu, videomuz, bu videomuzda. Sizlere bu videoda oyun sektörüne girmek istiyorsanız neler yapmalısınız, nelere dikkat etmelisiniz, sektörün aradığı yetkinlikler nelerdir, bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca da tabii ki de 11 Kasım günü gerçekleştireceğimiz Momotiklum Career in Games etkinliğimizden de sizlere haberdar etmek istiyorum. Öncelikle sırtınızı gelin hemen etkinliğimizi konuşalım, sonra iş ilanlarımızdan neyin, sektörün bizlerden neler beklediğine gelin hep beraber bakalım. Öncelikle etkinliğimizi dilerseniz, ücretsiz dilerseniz de 19 Euro'luk profesyonel biletinize katılabilirsiniz. Ve bu biletleri de nereden işeceğinizi merak ediyorsanız açıklamalara bakmanız yeterli. Linkler orada olacak. Diyelim ki siz aldınız biletinizi. Şu anda burada arada platform açık. Platforma giriş yapıp burada en ilk session'dan itibaren son session'a e kadar hangi session'ların olacağını, sponsorları lobby virtual stage 1 eksik sizlik olay değil ancak dediğim gibi konuşmacıları şirketleri haberleri burada çok fazla şeyi şu an zaten görebilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi bütün sessionlar burada yazıyor. Bakın birbirinden değerli konuşmacılarımız, birbirinden değerli şirketlerimiz var. Ve aslında buradaki tek amaç sizlerin oyun sektöründe kariyer elde etmenizi sağlamak. Oyun sektöründe istihdam yaratılmasını sağlamak. Eğer sizin de böyle arayışlarınız varsa sizleri açıklamalardaki linklere bakmaya davet ediyorum. Diyelim ki etkinlikten sonra izliyorsunuz bu videoyu. Veya etkinliğe yine de katılacaksınız ama ben yine sektörün ne olduğunu merak ediyorum diyorsunuz. Sektörün neler aradığını merak ediyorum diyorsanız gelin iş platformumuzdan size seçtiğim ilanları göstereyim biraz. Bu arada iş platformumuzda erişmek için yine açıklamalarda da bakabilirsiniz. biz adresinden de ulaşabilirsiniz tabii ki de. Şimdi Pantheon'un Senior Game Developer ilanına bakalım. Senior giriş seviyesindeki birinden bahsetmiyoruz burada Senior derken. Ancak artık böyle işi çözmüş bir insandan da nelerin beklendiğini gelin bir bakalım istedim. Pantheon bir publisher. zaman. Türk bir publisher lazım. Ve onlar senior developerlarından, senior game developerlarından en az 3 senelik Unity 3D tecrübesi istiyorlar. Eğer olursa shader programlama eğer bilginiz varsa da optional demişler ama hani güzel olur tadından yenmez demişler yani. Shader programlamanın da şöyle güzel artıları oluyor. Hyper Casual'da böyle görüntüyü güzelleştirme açısından shader'lar aslında sıkça kullanılıyor diyebiliriz. Ve hani hazır shader'lar olsa bile bazen kendi shader'larımızı yazmamız veya işte shader graph kullanarak yapmamız gerekebiliyor. Yani bu tarz konular hakkında bilgi sahibi olmak tabii ki de sizleri ön plan atacaktır. Ayrıyeten Publish dedim ancak Midcore Game Development hakkında da bir isteğiniz olmasından bahsetmişler. Ayrıca tabii ki de git kullanımının da öneminden ve İngilizcenizin yetkinliğinin öneminden de bahsetmişler. Bunu çoğu iş alanında görürsünüz ki olması gerekir bence de. Çünkü baktığımız zaman hem yazılım hem oyun sektörü tamamıyla biz Türkçe kaynaklar oluşturmaya çalışsak bile her zaman kısıtlı kalacak. İngilizce içerikler her zaman daha fazla olacak. Bu yüzden kesinlikle iyi bir İngilizce en olması gereken şey diyebilirim. Diğer her şeyi tamamlayabilirsiniz ama iyi bir İngilizce biliyorsunuz tamamlayabilirsiniz. Türkçe ile belli bir seviyeye kadar çıkabilirsiniz sadece. Sizin takımdan beklediklerinizi ve ne öğreneceklerinizden bahsetmişler. Bunları siz kendiniz açıp inceleyebilirsiniz ve eğer dilerseniz apply to this job butonuna tıklayıp apply edebilirsiniz. Ee, başvurabilirsiniz ancak onlar şu anlık bizim ilgi alanımız değil. Biz şu an bize ne beklendiğine bakıyoruz. Şimdi sadece game Development'a bakmayacağız tabii ki de. Bir game manager'dan ne bekleniyor? Buna bakacağız. Hayır challenge'ın yaratıcı Upper Peak firmasından güzel üzere game manager arıyoruz demişler. Ve fikir oluşturma, yürütme ve oyun tasarımı konusunda yetkin trendlere ilgili yaratıcı yönü kuvvetli taşımaktan mutlu oluruz demiş. Ve remote çalışmıyorlarmış. Yine aslında burada bahsedilen konu trendleri takip etmeniz lazım. Eğer siz bir game manager olmak istiyorsanız top chartta o sırada neler var? İnsanlar neler bakıyor? TikTok'ta hangi akımlar dönüyor? TikTok'ta hangi videolar viral oluyor? Instagram'da insanlar şu sıralar nelere bakıyor? İnsanlar ne istiyor şu sıralar? Bunları çok iyi takip ediyor olmanız lazım. İyi bir game manager olmak için. Aslında onların aradıkları şey kesinlikle bu. Eğer ben bunu iyi yapabilirim diyorsan ve eğer ben bunu iyi yapmak istiyorum diyorsan ufak bir ilginiz olsa aslında game manager ile başvurabilirsiniz. Ne bileyim stajyer olarak başvurmak istiyorum Junior game manager olacağım deyin, Başvurun arkadaşlar. En azından bir stüdyodan öğrenin. Bir stüdyonun içinde olarak öğrenin her şeyi. Çünkü mesela game managerlık tarzında game development'ı öğrenebilirsiniz ancak game managerlık tarzındaki olaylar pek yazılı kaynaklar olmaz gibi. Ben pek yazılı kaynaklar görmüyorum. Biraz böyle işin içinde öğrenilen, öğrenilen şeyler olarak düşünüyorum ben bunları. Yani işin mutfağına girerseniz sizlerin hepiniz için çok iyi olacağını düşünüyorum. Hemen bir Unity Developer ilanına geçtim. Şimdi yine bir full time ilanımız. Bu ilanımızda aslında sizden beklenen tecrübe bir senelik sektör deneyimi bekliyorlar minimum. Ve Unity ve uzman olmanızı istiyorlar. Ve tabii ki de iyi bir İngilizce istiyorlar. Bu iyi bir İngilizcenin Açtım sana nasıl yapmıştım. Ayrıca bence yine her işin alınması olması gereken tekrar kullanılabilir güvenilir ve optimize olmuş kodlardan bahsediliyor. Bunun sebebi arkadaşlar şimdi siz projelerde diaper cache genelde tek developer çalışsanız bile iki belki üç developer bakılması gereken konular olabilir. Hani belki zor bir mekanik yapacaksınız takıldınız başka birine attınız işte gitten attın çekti baktı vesaire. Senin bu yazdığın kodu başkalarının da okuyabilmesi lazım. Aynı şekilde başkalarının yazdığı kodu seni okuyabilmen lazım. Bu ikisi bence bayağı önemli yetkinlik. Çok basit şeylermiş gibi duruyor olabilirler ancak kazanılması zor yetkinlikler bana kalırsa. Hem başkasının kodunu yok edebilmek hem başkasının kendi kodunu yok edebilmek. bunlara konusunda çalışmalısınız diye düşünüyorum. Mesela bunu en basından şey yapabilirsiniz. Diyelim ki iki, ya bir arkadaşınızı bulun ve yazdığınız kodu onunla paylaşın ve projelerinizi gitaba koyun ve insanların projeleriniz hakkında yorum yapmasını isteyin. Bu hani insanların yorum yaparken seviyelerinin sizden iyi olmasına gerek yok. Hatta bana kalırsa sizden böyle daha az deneyimli bir developer sizin yazdığınız kodu eğer iyi anlayabiliyorsa, eğer iyi yorumlayabiliyorsa bence siz güzel kod yazmışsınızdır. Ya bu tabii ki de çok daha fazla parametresi var ama en azından anlaşılabilir bir kod yazmışsınızdır. Tabii ki de biraz daha karmaşık yazılması gereken konular olabiliyor. Ancak dediğim gibi karmaşık yapılar kursanız bile olay temizlikte yatıyor. Temiz yazdığınız sürece her şey anlaşılabilirdir bence. Yine bir senior game developer'a bakalım. Mild Mania'nın Unity ve C yine iyi bir bilgi bekliyorlar ve en az 5 yıl istiyorlar deneyim olarak. Böyle benzer Endüstrilerde olur demişler. Burada şöyle bir konu devreye girmeye başlamış olur kafanızda. Herkes deneyim bekliyor, herkes deneyim bekliyor. E biz hiçbir yere girmeden, hiçbir işe girmeden nasıl deneyim kazanacağım diye akıllarınızda bu tarz sorular canını olabilir. Kesinlikle haklısınız. Ancak ben o sektöründe deneyim kazanmak için illa bir şirkete girmeniz gerektiğini düşünmüyorum. Siz kendiniz de projeler yaparak, kendiniz de Google Play'e, App Store oyunlar koyarak veya ne bileyim kendi kendiniz geliştirerek bir daha projeler ekleyerek işte trend olmuş oyunları kendiniz klon yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Tabii ki de her yaptığınız şey mesela stüdyolarda stüdyo deneyimi kadar güzel olmayabilir. Ama hiç yoktan da iyidir değil mi? Kesinlikle hani 3 yıl kendini geliştirmiş ve 3 yıl stüdyoda çalışmış iki kişi kıyaslarsak çok büyük istisnalar olmadığı sürece bence stüdyoda çalışan kişi çok daha fazla şeyler öğrenmiş olabilir. Çünkü daha böyle konsistent çalışıyor. Ancak bu tabii ki yine sizin elinizde. Hani sen her gün kalkıp deli gibi kod yazıp deli gibi proje yaparsan senden daha deneyimlisini bulamazlar zaten. O yüzden bu yılları takılmayın. Siz kendiniz bir yerden ya, proje yapmaya başlayın. Ve en önemlisi de bu projeleri bir yerde paylaşın. İnsanlar sizin yaptığınız projeleri görsün, yorum yapsın, eleştirsin. Yine bir lead game developer İnanla bakalım. Truffle Games'in yine bakın gitten bahsetmiş. Ya çünkü Git arkadaşlar herkes kullanıyor GitHub'ı. Git, GitHub hani hem version kontrolü için hem de başka de da beraber çalışabilmek açısından önemli bir sistem açıkçası. Ve iletişimde İngilizcenin kesintisiz olmasından, hani iyi olmasına bahsetmişler. Yine bunu her iş ilanını gördük ve tekrar tekrar söylemek istiyorum. Ayrıca bu iş ilanı lead game developer. A. lead game developerlara lead edecek kişinin olduğu için takım arkadaşlarına da sorumlu o yani sorumlu bir birey olmanız bekliyorlar aslında. Ve bakın game developer olsanız bile marketteki mekanikleri, teknolojileri ve trendleri takip etmeniz yine önemli. Ya bu sadece game manager'in ve marketin yenişi değil. Sen hani game developer olarak yeni çıkan mekaniklere bakarsan ya atıyorum zor bir mekanik mesela. Hızlı olman gerektiği için sen bu mekaniği denemeye ne kadar başlarsan bu mekaniği yapalım demeden sen o mekaniği yapmaya başlarsan daha hızlı çıkacak işler. Ya aslında bu tarz konularda da işinize yarayabilir. Marketi takip etmek. Ve son iş ilanımız arkadaşlar. Yine Treffle'ın bu sefer Game Developer ilanı aslında yine benzer bir ilan. Hatta birebir aynı ilan olabilir. Yani sanırım birebir aynı ilan. Yine aslında aynı şeylerden bahsediyorlar. Sadece tabii ki de burada beklenen daha az deneyim. Çünkü lead game developer game developer'ın deneyimi tabii ki de aynı olmamalı. Lead game developer dediğimiz developer takım arkadaşları herhangi bir sıkıntıyla karşılaştı mı? Ya bu tabii ki de benim kendi görüşüm ancak yazılımsal açıdan olabilir veya psikolojik açıdan olabilir veya herhangi bir şey olabilir. Onu aslında ayağa kaldırması gereken kişi bana kadarsa lead game developer'dır. Onu motive etmesi gereken kişi. Ama tabii ki de game developer'lardan böyle bir şey beklenmez. O tabii ki de siz yapmak isterseniz yine yapın. Evet dostlar genel olarak sizin önünüzdeki karar fırsatları bunlar. Size sunulan bir sürü şey var oyun sektöründe. Hem maaşlar hem sunulan ortamlar hepsi mükemmel. Ancak onları elde etmek için çalışmanız lazım arkadaşlar. Nereden başlamanız gerektiğini bilmiyorsanız da sizi kariyer etkinliğimize bekliyoruz. Burada speakerlarımız sizlere aslında nereden başlamanız gerektiğini çok net bir şekilde anlatacaklar. Ama bunları da bilmiyorsan ben videoda anlattım sizlere. Ne yapmanız gerektiğini. En basitinden Otur proje yap ne yaparsan yap proje yap yani yaz bir kod, bir satır kod bile olsa yaz yani o gün. O bu şekilde aslında tecrübe edinip işlere başvurup belki de ilk işine girebilirsin. Evet dostlar bugünlük benden bu kadardı. Etkinliğimiz için gerekliliklerin hepsi açıklamalar kısmında var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.